Hava gerçekten inanılmaz soğuk. Şu an sanki kıştan bir gün gibi. Günaydın herkese. Şu anda saat sanırım 8'e geliyor. Bu kadar erken kalkmamın sebebi de tabii ki sabah dersimin olması. Bir yandan ice roller'ımla şöyle birazcık masaj yapacağım ki yüzümün gözümün şişkinliği azalsın. Aslında bu sabah ben çok daha böyle şiş, kızarmış bir şekilde uyanmayı beklemiştim. Çünkü akşam erken uyuyamadım. Sabah da 7.30 gibi kalktığım için yani bir 6.5 saat falan uyumuştum. Ve bayağı zor kalkacağımı, kalktığımda da yüzümün çok şişeceğini düşündüm. Ama şu an bence iyi gibiyim. En azından beklediğimden daha iyi uyandım. Erkenden derse gidecek olmama rağmen chialı suyumu da ihmal etmedim. Bunu bir iki hafta önce gerçekten çok düzenli bir şekilde tüketiyordum ve etkilerini gördüm. O yüzden şimdi de yine düzenli olarak içmek istiyorum. Bunu içerken bir yandan da kendime kahvaltı için sandviç hazırlayacağım. Aslında akşamdan yapmıştım çünkü şu anda çok fazla ona ayıracak vaktim yok. Ama sabah annem yemiş, o yüzden hemen tekrar yapmam gerekiyor. Böyle dersimin erken olduğu zamanlarda akşamdan aslında ben her şeyimi hazırlamaya çalışıyorum. İşte kahve makineme kahvemi koyuyorum, suyumu koyuyorum. Dediğim gibi işte sandviç falan yiyeceksem eğer onları yapıp dolaba atıyorum. Ki sabah hem daha fazla uyuyabileyim hem de çok fazla evde oyalanmadan çıkabileyim. Genelde oyalanmadan evden çıkmam çok mümkün olmuyor ama en azından sabah vakit ayırmam gereken bir iki şey daha azalıyor. Sandviç için kullanacağım malzemeler bu şekilde. Aslında domates kullanıyordum ama bittiği için domates sosu kullanacağım. Bu Harrah's'ın tam buğdaylı sandviç ekmeklerini hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Beğenirsem sizinle de paylaşırım. Aslında sandviçi okulda ders arasında yeseydim çok daha mantıklı olacaktı. Çünkü vakit kaybetmeyecektim. Ama aç aç da evden çıkmak istemedim açıkçası. Şimdi de çok fazla vaktim kalmadığı için olabildiğince hızlı bir şekilde hazırlanıp artık evden çıkmam gerekiyor. Saçlarımı da bir düzeltirim diye düşünmüştüm ama vaktim kalacak mı hiç bilmiyorum. Umarım kalır. Saatte daha erken olduğu için hava bir tık soğuk gibi. O yüzden üstüme bir de böyle siyah sweatshirt giyeceğim. Benim genelde her gün sadece bir dersim oluyor. Yani 1,5-2 saat okulda durup dönüyorum. Ve genelde bugün olduğu gibi dersler erken başlıyor. O yüzden açıkçası okula giderken çok fazla böyle kombinime özenecek enerjiyi ve vakti kendimde bulamıyorum. Çanta olarak da bütün eşyalarımı içine sığdırabileceğim bir bez çanta alacağım ve evden çıkacağım.
eve geldim gördüğünüz gibi ve ilk iş tabii ki üstümü değiştirdim. Bugünkü dersim hem erken hem de kısa olduğu için çok geç olmadan eve dönebildim. O yüzden şu an hala günün geri kalanını verimli kullanabilmek için bayağı bir vaktim var. İlk olarak bir video editleyerek başlamak istiyorum. Çünkü işbirliği videosuydu ve bir an önce editini yapıp ona için yollamam gerekiyor. Şimdi bir ajandamı dolduracağım. Genelde ben ajandamı bir gün önceden dolduruyorum. Böylelikle güne başladığımda bugün ne yapacaktım ya da nelere öncelik vermem lazım falan diye düşünmemiş oluyorum. Ama bugün video çekeceğim için sizinle birlikte yapmak istedim. Son zamanlarda özellikle geçtiğimiz ay gerçekten ajandamı o kadar düzenli bir şekilde kullandım ki. Genelde şöyle oluyordu. Bir hafta yazıyordum. Ondan sonra pes ediyordum, bırakıyordum ya da kendimce gün içinde yapacak veya yaptıklarımdan yazmaya değer şeyler bulamıyordum. Ama son zamanlarda bunu bırakmaya başladım. Gerçekten o gün yapmam gereken her şeyi yazıyorum. Ve artık ajandamı şu şekilde kullanıyorum. Normalde ben yapacaklarımı listeleyip başlarına da böyle kutucuklar koyuyordum ki yaptıkça içlerine tik atabileyim. Ama artık öyle yapmıyorum. Yine yapacaklarımı listeliyorum fakat bu sefer tik atmak yerine yaptıktan sonra üstlerini böyle komple çiziyorum ve o yazdıklarım neredeyse görünmüyor. Aynı zamanda da göz ucuyla bile baktığımda yapmak istediğim şeylerin hepsini ya da birçoğunu yapmış olduğumu anlıyorum. Bu da beni inanılmaz iyi hissettiriyor ve motive ediyor. Bu arada ben genelde ajandamı video planlamaları için kullanıyorum. Bir önceki günden o gün hangi videoyu çekmek istiyorsam hem onu yazıyorum hem de paylaşacağım videoları yazıyorum. Ve gerçekten bunu yaptığım haftalarda o kadar düzenli bir şekilde paylaşım yapmıştım ki benim için çok verimli olmuştu. Onun dışında tabii ki spor programımı falan da yazıyorum. Normalde mesela spor yap yazıyordum ve geçiyordum. Ama şimdi kaç dakika yapacağımı ve o gün hangi bölgeyi çalıştıracağımı da yazıyorum. Böylece atıyorum bugün karın çalıştım, yarın farklı bir bölgemi çalıştırmam gerektiğini anlamış oluyorum. Tabii ki bunu aklınızda da tutabilirsiniz yani. Bunu niye yazayım diye düşünebilirsiniz ama hafta ilerledikçe bunlar karışıyor. Ve hangi gün spor yapmıştım, hangi gün hangi bölgemi çalıştırmıştım, ne eksik kaldı, neyi yapmam lazım falan diye bir karışıklığın içine girmiş oluyorsunuz. O yüzden bu taktik bende çok işe yarıyor. Dediğim gibi böyle gayet düzenli ve detaylı bir şekilde ajandamı kullanıyorum. Gün çok ilerlemeden eğer vaktim varsa yazdığım her şeyi bitirmeye çalışıyorum ki sonrasında kafam rahat bir şekilde kendime vakit ayırabileyim. Birazcık böyle kendinizi iteleyerek aslında verimli olmak için motive etmeniz gerekiyor. Geçenlerde evde güzel maça yapabilmek için inanılmaz tatlı bir set almıştım. Ve bir türlü deneyecek zamanım olmadı. O yüzden şimdi hem onu denemek hem de güzel bir maça latte yapmak istiyorum. Çünkü bilgisayarda da yapmam gereken bazı işlerim var. Ondan önce bana enerji de vermiş olur. Bu arada eğer gün içerisinde çok kahve içiyorsanız onun yerine maçayı deneyebilirsiniz. Çünkü maça da kafein içeriyor ama kahve gibi yüksek oranda değil ve vücudunuzu kahve kadar yormuyor. Ben her ne kadar kahveyi çok sevsem de gün içerisinde çok fazla tüketmemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten hem uyku düzenimi bozuyor hem de bir yerden sonra sanki bana enerji vermiyor da daha çok sinirimi, stresimi arttırıyormuş gibi hissediyorum. Ve sanki dediğim gibi kendimi böyle daha dinç, daha enerjik hissetmektense bir tık daha yorgun hissediyor oluyorum. Ama maça bu tarz etkilere sebep olmuyor. O yüzden bence gayet güzel bir alternatif. Açıkçası ben tadını da beğeniyorum ama güzel yapılması gerekiyor. Bazıları cidden çimene benziyor. Tadım testi yapıyoruz. Ben evde birkaç kere daha yapmıştım ama bu videoda kullandığım çırpma aleti yani visk olmadığı için kaşıkla çırpmaya çalışıyordum ve hep böyle içinde hem tortu kalıyordu. Lokum şu an kameraya girdi. Hem tortu kalıyordu hem de bu kadar böyle maça tadını almıyordum. Bir tık sadece benim için sütlü olmuş. Belki onu bir sonrakinde biraz azaltırım ama onun dışında gerçekten tadı çok hoşuma gitti. Thank you.
saat 5 olmuş bile. Sabah çok bir şey yemediğim ve erken kahvaltı ettiğim için acıkmaya başladım. O yüzden şimdi yemek hazırlayacağım. Bu arada ben genelde evde ne varsa onu yemeye çalışıyorum. Zaten bizde çok fazla böyle tatlı, börek, çörek o tarz şeyler olmuyor. Hiç mi bunları yemiyorsun diyecek olursanız da tabii ki yiyorum. Mesela geçen hafta hem hamburger yedim, hem pizza yedim, hem dışarıda tatlı yedim. Yani tabii ki canım istediğinde bunları da yiyorum. Ama evdeki akşam yemeklerinde çok bu tarz şeyler olmuyor. O yüzden videolarda da çok sık görmüyorsunuz. Şu anda 8 olmuş bile. Şimdi de makyajımı çıkartıp cildimi temizlemek istiyorum. Normalde ben bunu eve gelir gelmez yapıyorum. Çünkü gerçekten özellikle göz makyajı beni inanılmaz rahatsız ediyor ve yorgun hissettiriyor. Ama böyle video falan çekeceksem biraz daha uzun süre tahammül etmeye çalışıyorum. Makyajımı temizlerken ve cilt bakımımı yaparken kullandığım ürünleri şuraya yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Got a machine. Interestingly enough, her leak lower picked up.